söylerim sana. Ana, Murat ne olur. Millete rezil etmek istiyorsun bizi. Ana delirtme. Almayayım ayağımın altına. Benim onlara verecek kızım yok. Yürü hadi. Zülbiye. Zülbiye. Ana. Çekin dışarı. Kezban yenge. Kezban yenge. Bu ne? Çuval. Çuvalla mı kaçıracağız? En emniyetlisi bu. Ama... Bu ne? Ana! Beni kaçırdınız ha! Kaç amcaoğlu kaç! Kaç! Sen bu oğlanı mı kocam diyeceksin? Bu ahlaksız oğlanı mı boynuna gireceksin ha? Git bu karılarla evlen. Ne bilen? Sülbiye dur. Yanlış anladın. Ben böyle bir fotoğraf çektirmedim vallahi. Bırak kolumu. Boşanacağım. Şey amni diyor. He. Şey o hiç benden konuşuyor mu? Konuşuyor konuşuyor. Ne diyor? Ben Hacer'in ablası Sülbiye'yi alacağım diyor. Ne? Şey, Avni abim Sülbiye'yi Burhan'ın elinden nasıl alacak biliyor musun? Avni! Buyur Kezban yenge. Recep'in söyledikleri doğru mu? Ne demiş ki Recep? Burhan'ın fotoğraflarını sen mi koydun bizim kapının önüne? Tamam tamam. Gebertirim lan sizi! Gebertirim! Yenge yenge Kezban yenge muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge muhtarım oldun. En yaman benim. Görürsünüz siz gününüzü. Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge muhtarım oldun Kezban. İş bu kadar oğlum. Hadi evli evine, köylü köyüne hadi oğlum. Kalk gidelim. Ya ne demişler? Nasipse Çin'den, Yemen'den, nasip değilse ne gelir elden. Hadi oğlum, hadi. Hadi koçum, kes şunu. Ya sana dedim lan, kes gari. Kalk gidelim. El alemi rezil olacağımıza kalk gidelim hadi lan. Dışarıda köpekler mi ürüyor ne? Hadi hoş hoş, gidin buradan hoş. Amanin. Köyün köpeklerine de bir şeyler oldu. Olup olmadık yerde ürüp duruyorlar. Vallahi insan içine çıkamaz olduk. Burgulu Hüsniye gibi ne edeceğimizi şaşırdık. Kezban, laflarına dikkat etsen. Sen sus, lafa karışma. Ballı peltiye boruk suyu katma. Zehra kadın nasılsınız? Ne var ne yok bakayım. İyiyiz. Kes dedim sana gari kes. Fışkı Halil'in topal arosu gibi ötüp durma. Yeter. Of ana of. Abla. Sülbiye abla. Hadi kalk kahveleri yap. Git lan başımdan. Sen yap abla. Bana ne? Çekil lan şuradan. Ama ben kahve yapmasını bilmem ki. Ana! Ana! Sus lan! Sus! Of! Ya ne laftan anlamaz olansın sen be? Hadi yürü. Ya bu iş bitti diyorum sana. Bitti. Aklını nereye koydun? Kulağını nereye astın ha? Oyun etti bize Kezban yenge. Başımızı eğdirdi. Cümle aleme rezil etti bizi. Oyun etti. Oyun. Ulen deli Kezban, bugünün bir de yarını var. Gün gelir devran döner.
Ben de sana bunun hesabını sormazsam bana da şuracı deli bekle demesinler. Göreceksin, göreceksin. Burhan, bekle lan beni, bekle. Bekle lan Burhan, Burhan. Bu köyün çalgıcılarına da bir haller oldu. Sahipsiz köyün garabaşı mı zannediyorlar kendilerini? Aman. Sizi de fazla beklettik. Neye gelmiştiniz? Hayırlı bir iş için. Öyle mi? İyi iyi. Ben de hayırlı olmasını istiyorum zaten. Oğlum diye söylemiyorum. Köy yerinde onun gibisi yok. Allah'ın boy vermiş de kapıp salıvermiş. Geçen de Çapı Tısman haber yolladı. Kızımı istemeye gelin diye de şöyle dönüp yüzlerine bile bakmadık. Biz alırsak bir ağa torunu alırız. Kezban yengenin kızını kendimize gelin ederiz dedik. Madem hayırlısı diyorsun. Hayır diyorum. Ya hayır hayır. Hayır. Nasıl hayır? Basbayağı hayır. He'dir. Hayır hayırdır. Yani sen şimdi Kezban ne demeye getiriyorsun? Kızını vereceğin mi, vermeyeceğin mi? Hayır vermeyeceğim. Emme, bizi sen çağırdın. Gelin istemeye dedin, telefon ettin. Ne oldu ki böyle birden? Birden aklıma geliverdi Zehra kadın. Ben bu köyün Alihsan Ağa'nın geliniyim. Hulusi Ağa'nın da biricik kızıyım. Her iki taraftan ağa sülalesindenim yani. Ya siz! Sen çıtlakların tırtık Zehra, kocan kaşıkçıların iyileşber İbrahim. Oğlun da Hışır Avni. Benim bu köye verecek kızım yok. Anladınız mı? Anlamadıysanız bir daha anlatayım. Amanayım, üstüme iyilik sağlık. Yürü lan, yürü. Kepaze olduk senin yüzünden. Gene bekleriz. Oturmaya da gelin. Kız işi olmadıysa insanlık da ölmedi ya. Yürü lan, yürü. Rezil olduk, kepaze olduk senin yüzünden. Yürü. Allah Allah. Kezban, alay etme bari ya. Sen sus! Onca zamandır ağzını açıp bir laf etmedin. Şimdi alay etme bari. Sana ne lan? Geç içeri. Geç. Şunlara bakın hele. Kezban yengenin kızını alacaklarmış. Öyle kolay mı? Pazardan balık mı alıyorsunuz? Ah abinim. Aklı gıt gözleri saf ol. Köyde başka kız mı bulamadın? Niye bizi böyle rezil ettirirsin? Ben Sülbiye'yi istiyorum. Sen ne dersen de. Kezban yenge ne yaparsa yapsın, Sülbiye benim. Onu kimselere bırakmam. Sus ulan. Şimdi şimşir suratını dağıtırım senin. Bir daha kız lafı falan duymayacağım. Bana karışma. Karışma bana. Göreceksiniz. Sülbiye'mi getirip evimizin baş köşesine oturtmazsam bana da Hışır Avni demesinler. Karışman bana ya, karışman. Bu oğlana bir haller oldu. Aklını mı kaçırıyor acaba? Hırlayıp durmalı. Daha ne istiyorsun? Vermedim gönderdim işte. Ana yeter gari. Bizi köy yerinde rezil ettin. Millete bakacak yüzümüz kalmadı. Asgari olduk. Bak hele şunun dediğini. Dili de nasıl uzanmış. Anasına verdiği karşılığa bak. Seni tosbağalıklı seni. Cemal. Cemal. Geldim ana. Bak aslanım. Bundan sonra Sülbiye ablanın peşinden hiç ayrılmayacaksın. O nerede sen orada? Gölge gibi takip edeceksin, anladın mı? Anladım ana. O zaman bana bisiklet alacaksın değil mi? Alacağım, alacağım. Sen yeter ki dediğimi yap. Tamam. Ona ne oluyor şimdi? Allah Allah! Allah Allah! Çekil lan başımdan. Sana ne oluyor kız? Sen niye ağlıyorsun? Anne ağlıyorum işte. Bu kızlara bir şeyler oluyor ya.
Ben ikinize de gösteririm. Sizi evde oturttukça kuduruyorsunuz. Sizi tarlada çalıştırın da görün. Cemal! Efendim ana. Hacer ablanı da takip et. Tamam ana. Burhan, hadi lan. Burhan. Hamide. Hamide. Söyle oğlana geç kalacağız düğün yerine. Kapısı kilitli, açmıyor. Ya nasıl açmıyor kız? Bekir, bir şey yapmasın kendine. Gece pek üzerine vardın. Gençtir, bir delilik yapar da. Yok canım, öyle şey olur mu? Burhan, Burhan aç şu kapıyı. Lan sana dedim. Bak, yoksam kırarım şimdi ha. Burhan. Aman Bekir, tamam tamam. Hadi sen işine git ha. Vur dediysem öldür demedim ya. Çık lan dışarı. Ya ne dedim ben sana? Ha? Hep için, senin iyiliğin için. Yani olmayacak işe niye amin diyelim be? Kezban'ın kızından başka kız mı yok köyde ha? Ulan attırma tepem ha. Amca. Amca. Ben geldim amca. Ne var lan? Allah Allah. Vallahi vay amca. Şuradan bakınca tıpkı tıpkı Anthony Quinn. Ne? Kim o lan? Artist amca, artist. Al birini vur ötekine. Deli mi ararsın? Çek git lan başımdan. Amca. Amca. Ne var lan ne? Kızma be amca. Anthony Quinn böyle konuşmaz yani. De ne diyeceksen de. Allah Allah, düğün yerinde bekliyorlar. Geç kaldım zaten. Kuş kadar beyninle benimle eğleşip durma. Ne diyorsan söyle. Muhtar ünlüyor sana. Ne edecekmiş beni muhtar? Önemli bir mesele varmış. Bütün köylüyle konuşmak istiyormuş. Sen birinci azasın ya amca. Allah Allah. Ya. Bir uğrayayım bakayım. Düğüne gitmiyor mu? Hele bir muhtarı göreyim. Amca oğlum nerede? Odasında. Kapıyı açtırabilirsen açtır. Belki senin lafını dinler. Burhan! Evlat be arkadaşla. İnsan görmek istiyor illa. Pek de ısrar ediyorlar. Hanımla düşündük, taşındık, Almanya'ya gitmeye karar verdik. Şimdiye dek bu köyün muhtarıyım diye gidemediydim. Ama bu sefer şöyle birkaç aylığına gideceğim. Alman memleketlerini de görmek istiyorum. Muhtar kim olacak sen gidince? Sizleri de onun için ünlediydim ya. Oo gel Bekir gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Bundan sonra bu köyün muhtarı sensin. Ben olmayınca kim vekalet eder? Sen. Yani birinci azam. Öyle değil mi? Yandık vallahi muhtar. Yeni muhtarımız kafamızı ütüler bizim. Kıygıdı kıygıdı, kimse önüne geçemez. Çalgıcı muhtarımız var ya. Kesin lan. Beğenemediniz mi? Ya kızdın mı? Ne dedin ne dedin? Çalgıcı Bekir muhtar mı oldu? Ulan ağzından çıkan.
kaçırdı. Eski köye yeni adet mi getirmiş? Amanın, kıyamet alameti mi olsam? Köyümüze bir çalgıcı, bir gıygıcı muhtarlık edecek ha? Temelli değil Kezban'ım. Birkaç aylığına. Muhtar Almanya'ya gidiyormuş da. Hani o da birinci ağza. Ondan. Sen de ikinci ağzasın. Hem de ağa oğlusun. Ali İhsan Ağa'nın oğlusun. Namın var, soyun var, sülalem var. O kim? Cüracı Deli Bekir. Ben bu köyün aklına tüküreyim. Püh! Peki. Ne lan bu köyün hali ha? Ne böyle toz toprak pislik içine? Temizlet işte. Seni başımıza muhtar ettik. O konuda hiç merak etmeyin. Bütün böyle bu köyü çiçek gibi yapacağım. Görenler Cüracı Bekir'in köyü diyecekler. Böyle bütün evleri beyaza boyatacağım. Yolları asfalt edeceğim. Ya Bekir. Seçime gitmeden öyle muhtar oldun. Yap yapacağını gari. Ne oldu? Osman amca, 2 lira. 2 lira. Ne 2 lirası evladım? Ceza. Bundan sonra yere çöp atmanın cezası 2 lira. Madem ki ben bu köy muhtarıyım, bundan sonra herkes benim emirlerime uyacak. Uymayanı jandarmaya bildiririm ha. Ben bu köy muhtarıyım. Ben gideyim. Bak gel. Hadi güle güle muhtar. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle muhtar. Güle güle. Güle güle. Eski muhtarınız da gitti. Oh! İlk muhtarlık icraatım olarak şimdi bu gece bir şenlik yapacağım. Herkese pilav dağıtacağım. Sonra da curamla güzel türküler söyleyeceğim. Herkesi eğlendireceğim. Yaşa be. Baba, kalk mezarından da gör köyümüzün halini. Senin öveve bitiremediğin köyümüzün halini bir gör. Çalgıcıdan muhtar olur mu baba? Oldu. Sen kurdun bu köyü. Sen adam ettin ama şimdi de bir çalgıcının eline düştü. İlk işi de benimle alay ediyor baba. Türkü çığırarak dalga geçiyor. Kezban'ım. Büyütme bu kadar. Sakin ol. Şunun şurasında birkaç ay muhtarlık yapacak. Hani ne demişler? Görmemişim bir evi olmuş, hoplamış, 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 başına yıkılmış. Öyle bir şey işte. Takma kafana. Biliyorum. Bana inat olsun diye yapıyor. Kezban, yapma ne olursun. Muhtar da olsan, amir de olsan vermeyeceğim kızımı. Bu köye kız yok. Kezban, gel içeri gidelim. Gören görmeyen ne der sonra? Ne diyecekmiş? Bu açlıktan nefesi kokan köylü ne diyecekmiş? Belki derler. Gel içeri girelim hadi. Hep senin yüzünden bunlar. Muhtar muhtarlığı niye sana bırakmadı da ona bıraktı? Çünkü seni saf gördü. Sen de çıkıp bir laf edemedin. Kanunlar Kezban, öyle dediler. Bekir'in muhtar olması lazımmış. Hadi oradan. Bu zamanda kanunları herkes kendine göre uyduruyor. Senin hakkında muhtarlık. O gıygıcının değil. Dudu dillim, boz benizlim, ince tellim, içi dertlim. İnce ince inleyen fındığım benim, kıymatlım, güzel curam. Seni bir vakte kadar duvara asacağım. Kızma bana tamam mı? Küsme. Hadi asma suratını.
Hem dinlenmiş olursun lan. Gari muhtar oldum be. Seni yanımda gezdiremem. Lingi ling öttüremem. Bak sana ne göstereceğim. Aha şimdi bundan sonra bunu taşıyacağım. Gari elim kalem tutacak. Ya kanun benim. Yatlara basacağım, basacağım, basacağım. Heh. Muhtar Bekir. Bu divan artık kanunen bir divandır. Bu duvar artık kanunen bir duvardır. Bu kapı artık kanunen bir kapıdır. Amanin! Üstüme iyilik sağlık. Ne oluyor lan sana? Bekir. Görmüyor mu gı? Bugüne bugün muhtarım ve de mühür basıyorum. Diye halt ediyorsun. Oğlunun halinin ne olduğunu sorup soruşturdun yok. Ne olmuş oğlum ha? Kara sevdadan ölüp gidiyor. Kezban'la senin inadın yüzünden hep. Sülbiye. 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 Sülbiye'm. Amcaoğlu ne edesin lan? Sabahtan beri seni arıyorum. Sülbiye. Sülbiye'm. Alo amcaoğlu. Sülbiye'm sen misin? Özlen yavaş. Sapıttın mı oğlum? Ben Saffet'im. Saffet. Bire Saffet. Ha, Saffet. Benim canım arkadaşım. Amcaoğlum. Sadıcım. Bana yardım et. Sülbiyemsiz yaşayamam ben. Ya aklımı kaçıracağım vallahi. Ya bu Kezban yenge beni delirtecek. Düğün ettim gerdek odamdan kaçırdı Sülbiye'yi. Vereceğim dedi oyun etti. Başkasını soktu araya. Fare gibi oynuyor benimle ya. Ne olur yardım et. Sen çok film seyrediyorsun. Benim derdime bir çare bul ya. Aa, olmaz mı? Sahi mi? Bugüne bugün pres affet demişler. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Bu sefer Kezban yenge kızı kendi ayağıyla getirecek sizin eve. Yok ya. Sen yeter ki benim dediğimi dinle. Tamam. Bir filmde görmüştüm. Aynen öyle oldu. Sen ne yapacağımı söyle yeter. Yeter ki ben Sülbiye'me kavuşayım. Ben onun uğruna ölüme bile giderim. O zaman bu iş tamamdır. Hadi gidelim. Hadi. Ben babanızla eve gidiyorum. İşinizi bitirmeden ayrılmak yok. Bu iş bitecek ondan sonra. Ana ya çok yorulduk vallahi. Kollarımız kopuyor. Kopsun. Dünyanın kaç bucak olduğunu anlayın. Dişi köpek gibi kuyruk sallamaya benzemez. Cemal! Cemal! Buradayım ana. Gel yavrum gel. Gel. Ablalarına göz kulak ol. Bir yere gıbıldatma onları. İşlerini bitirmeden de bırakma. Anladın mı? Tamam ana. Cemal'im bir denecik oğlum. Bana senden başkasından hayır yok. Ablaların yanına erkek sinek bile yaklaştırma. Anladım ana. Salim! 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 Çalışın. Hadi kalk. Uyuşuk herif.
Çalış. Güzel kardeşim benim. Çalış diyorum be. İyi alt ediyorum. Beni iyi dinle Recep. Sülbiye yengeni kaçıracağız, anladın mı? Ben de Hacer'imi kaçıracağım. Olmaz lan. Önce Sülbiye'yi kaçıralım. Sonra Hacer'i de kaçırırız. Tamam mı? Tamam tamam. Şimdi Cemal ile Hacer'i oradan uzaklaştırmanın bir yolunu bulmalı. Recep. Ne varsa sende var lan. Bak şimdi. Şöyle yürüyeceksin. Bayılanma. Ta şuraya oturacaksın. Neşeli bir türkü söyleyeceksin. Hacer yanına gelecek. Cemal de yanına gelecek. Ben de o sırada Sülviye'yi usulca kaçıracağım. Anladın mı? Hadi göreyim sen. Yürü lan. Talaya ektim son. Talaya ektim son. Neşeli söyle lan. Talaya ektim son. Talaya ektim son. Talaya ektim son. Çalış kız. Talaya. Hacı. Talaya ektim son. Talaya ektim son. Hacı. Talaya ektim. Hacer'i çeğir lan. Hacer'i. Lan. Nereden çıktı lan bu bacaksız? Hem de vazgeçmek yok, kaçıracağım Sülbiye'yi. Hem de motora atıp kaçıracağım. Paşa, paşam. Öyle değil mi lan? Öyle, öyle. Hadi bin lan gidelim. Beyler, bu köyün muhtarı nerede? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz beyim. Ben bu köyün muhtarı Bekir. Muhtar vekil desene şuna. Şöyle buyurun. Oğlum Hasan, misafirimize bir çay ver. Getiriyorum muhtarı. Orayı hatırlıyorum. Tıpkı eskiden olduğu gibi. Sadece duvarların boyası değişmiş. Şurada ahşap sedirler vardı. Onlar kaldırılmış. Gerisi aynı. Tam şurada da bir bataryalı radyo vardı. Köyün tek radyosuydu. Her akşam babamla gelir, biz de dinlerdik. Hey Allah'ım be, ne günlerdi o günler. Ben Ali Rıza öğretmenin oğlu İrfan. 60'lı yıllarda burada öğretmenlik yapmıştı. Hele, hatırladım lan. Seninle Çelik Çomak oynardık değil mi? Ana! Ali Rıza öğretmen çok iyi biriydi. Bir daha da onun gibisi gelmedi bu köye.
Köyümüze ağaçlar dikti. Hala duruyor. Bütün bu ağaçlar onun eseri. Babam 2 sene önce vefat etti. Oo, başın sağ olsun. Allah razı olsun. Vay 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 Rıza hocam. Demek o da göçtü. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Bu köy onun cenneti gibiydi. Ölmeden önce buraya gelmek istemişti ama iş güç derdinden bir türlü gelemedik. Şimdi buraya niye geldiğimi merak ediyorsunuz değil mi? Babam buraya gelmiş birkaç yıl öğretmenlik yapmış. Ben de Antalya'ya gidiyordum. Yolu birden hatırladım. Direksiyonu çevirdik, hop buraya geldik. İyi etmişsin, hoş geldin. Buraya bir şey yapmak istiyorum. Ne isterseniz. Babam gibi benim de bir eserim olsun istiyorum. Yo, şimdi hemen pat diye söylemeyin. Bir hafta düşünün, taşının, ondan sonra bana kararınızı bildirin. Olur. Tamam mı? Doğru. Tamam. Benim Antalya'daki toplantıya yetişmem lazım. Haftaya dönerken gene uğrayacağım. O zaman dağını, deresini, çocukluğumun geçtiği bütün yerleri gezeceğim. Bu arada sizin kararınızı da bekleyeceğim. Bu çekide şimdilik köyün acil ihtiyaçları için kullanın. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Arabaya bak Nezel. He ya. Haydi bakalım. Hadi anlaşmalı. Eyvallah. Her şey için teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hadi sağlıcakla. Güle güle. Güle güle. Güle güle beyim. Güle güle. Yine bekleriz. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Çek kaç paralık? Çok paralık. Çok. Ercep. İn hadi. Ne oldu? İn lan. Tamam abi. Abi ne oldu? Hadi git. Nereye? Kezban yengelerin evine. Bak bakalım Sülbiye ablan oralarda mı? He, gideyim de Cemal beni sapanıyla kovalasın değil mi? Bacak kadar çocuktan mı korkuyorsun lan? Yürü lan. Tamam abi. Ben seni burada bekleyeceğim. Sülbiye ablan oralardaysa ıslık götür, tamam mı? Derim abi. De bana. Sağ ol abi. Sen burada bekle abi. Gel lan. Bizim ye. İp mi atlıyor? Ha, gel sen de atla. Ulan salam. Ben Sülbiye'ye bak gel dedim. Gitmiş Hacer'le kırıştırıyor. Ben sana sorarım lan Ercep. Nasıl? Güzel. Cemal, yapma lan. Oğlum yapma lan. Çekme. Ben bir şey yapmıyorum ki. Burada oturuyorum sadece. Çekme lan. Ana, çekme. Kaç oh. Lan. Dur. Oh. Oğlum. Burhan'ım.
İnat etme, birkaç lokma ye bari. Sabah da yemedin bir şey. Unut artık o kızı, unut. Sülbiye. Ben Sülbiye'yi istiyorum. Aman be Burhan. Baban gibi sen de değilsin. Yemezsen yeme. Arkadaşlar iyi düşünün. Bu bir fırsat. Heh. Kıymetini bilin işte. Muhtarın zamanında hiç böyle bir şey oldu mu? Ama ben vekil oldum. Daha ertesi gün piyango vurdu be. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Sana gıygıyıcı, çalgıcı Bekir diyenler utansın. Bir de muhtar olsan var ya köyümüze başbakan gelir. Gelir gelir. Kısmetim açık benim. Rahmetli anam beni Kadir gecesi doğurmuş da ondan tabii. Tamam be Bekir. Lafı eveleyip geveleme de sadede gel. Eyvallah. Ne diyelim İrfan Bey? Doğru diyor. Şimdi evvela sizi dinleyelim. Buna demokrasi derler. Söyleyin bakalım köyümüze ne yaptıralım? Dökün içinizi. Sağlık ocağı yaptıralım. Olmaz. Olmaz. Köprü yaptıralım. Geçen yıl selde yıkılmıştı ya, sağlamını yaptıralım. Olmaz. Yaylanın yolu bozuldu. Graydenle düzeltmek lazım. Olmaz. Niye? Böyle ufak tefek şeyler için olmaz. O zaman köy konağı yaptırsak? Allah Allah. Allah Allah. Olmaz. Niye? Onlar olmaz. Eskide kaldı. Köy odası açtırsak? Onlar eskide kaldı Mustafa. Olmaz. Muhtara telefon etseydik belki o da bir şey söylerdi. Muhtar benim. Ali olmaz. Allah Allah. Niye olmuyor şey, muhtar? Köyümüzün yolları bozuk. Asfalt döktürsek nasıl olur? He doğru. Necim Bey, bu senin fikrin mi? Kezban yengenin fikri mi? Kirimik. Olmaz arkadaşlar. Dediklerinizin hiçbiri olmaz. Niye? Ben neden? Düğün salonu açtıracağım. Düğünlerinizi, nişanlarınızı bundan gayrı salonda yapacaksınız. Öyle mi? Ben de size türkü çağıracağım sizin hatırınız için. Nasıl? Çok iyi. Hem de demokrasi deyin hem dediğim dedik deyin. Ya Sadık amca bak şimdi. Sen demokrasiyi ne sanıyorsun? He? Herkese soracaksın, sual edeceksin. Sonra bildiğini yapacaksın. Ben böyle düşünüyorum diyeceksin. Büyüklerimiz de öyle yapmıyor he? Yapıyor. Ama ben size kulak veriyorum. He. Kıymatımı bilin. He. İrfan Bey gelince hep birlikte düğün salonu yaptırıyoruz diyeceğiz. İtirazı olan var mı? Yok. Yok. Düğün salonu mu? Siz de bir şey demediniz öyle mi? Böyle kös kös oturdunuz. Yuh olsun size. Kalıbınıza yazık. Ne diyelim Kezban? Herif köyün muhtarı... Ne muhtarı lan? Bir de muhtar demiyor mu o gıygıcıya? Tepemin tası atıyor. Muhtar onu vekil bıraktı. Sen saf saf bakarsan ayıya da bırakır eşeğe de. Ah Salim ah. İnsan bir çift laf söyler. Bu köyün düğün salonuna mı ihtiyacı var? Senede kaç tane düğün oluyor? Biliyorum o yampiriyi. Çalgı çalmak için böyle yapıyor. Benim türküyü çığırmak için. Beni kızdırmak için. Ben ona diyeceğimi bilirim. Aman Kezban. Karı başına karışma sen bu işlere. Karışsam konuşmayacak mıyım lan? Herifçioğlu bir adamın yapacağı iyiliği kendi lehine aklını estiği gibi heba edecek. Ben mermer bakacağım he. Bu köy babamın köyüydü. Babanın köyüydü. Böyle ayak takımına kepaze ettirmem köyü. Vallahi Kezban. Ben bu köye kız vermem diyordun. Bir de korumaya kalkıyorsun. Bak bak. Ettiğin lafa bak sen. Ben köylüye kız vermem. Bu köy benim köyüm. Babamın vasiyeti olmasa bir gün durmam. Çeker giderim. Emme. Ah babam ah. Ben bu köyün Kezban yengesiysem, Hulusi Ağa'nın kızıysam düğün salonu yaptırmam. Bu köyün çamaşırhaneye ihtiyacı var. Çamaşırhane yaptırmalı o şehirli adama. Emme çamaşır makineleri var. Aman olsa ne olacak? Habire bozuluyorlar. Elektrik yiyorlar. Emme dere geçiyor ta öteden. Ya biz ne yapıyoruz? Öküzün trene baktığı gibi öyle bakıyoruz. Niye çamaşırhane yapılmasın? Niye göllük arılarda rahat etmesin? Aman Kezban. Sen boş ver. Sen karışma. Ortalıkta bir şey mi var? Ne bakıp duruyorsunuz? Hadi odanıza. Yürüyün. Yürüyün. Sen de git.
Abla, sana bir şey diyeceğim. De. İçimi açacağım sana. E aç. Biliyor musun? Ben Avni'ye varmak istiyordum. Var, bana ne? Sen de gözü olduğunu öğrenince çok kızdım, çok kızdım. Sonra düşündüm. Naha dedim deli Acar. Köy yerinde bula bula hışır Avni'yi mi buldun? Hı. Boş ver dedim. Attım gitti. Hiç sevmiyorum gayrı. Buran abim gibi olsa neyse. Hem ne o öyle? İşi gücü serserilik. Motora binip gezmek. Ercep? Ercep başka. Altın gibi kalbi var. Onu mu seviyorsun yoksa? Seviyorum elbet ama öyle değil. Nasıl diyeyim, öyle kardeş gibi. Çok seviyorum. Ana uyumamış bu, bizi dinlemiş. Uy. Yat lan sen yerine. Her şeyi söylerim bakan ama. Söylersen söyle, ne diyeceksin? Ne gevezelik ediyorsunuz kız? Yatsanıza. Abla. Ha. Ne düşünüyorsun? Buran abimi mi? Aa, midem. Aa, midem Sıraya geç. Müdür istemem. Bu ne ya? İkametgah mı? Kızdırma beni. Kaymakama bildiririm. Bekir. Hı. Kalk bir Bekir. Hı. Kalk Bekir. Ne oluyor ya? Kaymakam mı geldi? Dinlesene. Ben bir şey duymuyorum. Buran'a bir şey oldu. Habire inliyor. Aman be kadın. Aman bunun için mi uyandırılır insan? Ne güzel rüya görüyordum. Kalk lan kalk. Burhan'a bir bak. Bu kadar büyütme kadın. Yakında unutur gider. Aşıklar böyledir. Geçer geçer. Bir şey olmaz. Oğlum ölüyor. Burhan. Burhan oğlum. Evladım. Eridin bittin oğlum. Yemiyorum da bir şey. Sülbiye, bu eve gelmeden ağzıma bir lokma bir şey almayacağım. Ne? Delirdin mi oğlum sen? Grev yapıyorum ana, grev. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Grev, açlık grevi. Açlık grevi mi? Şeyi yerlerinde böyle yapıyorlarmış ana, Saffet söyledi. Hadi oradan lan, can boğazdan gelir. Açlıktan geberir insan. Bu şehirlilere de akıl sıra ermiyor valla. Bana Saffet söyledi. Eğer aç kalırsam Sülbiye gelecekmiş. Dellenme oğlum. Akıl mı şimdi? Sen kiminle aşık atıyorsun? Karşında koskoca Kezban yenge. Ya sen kimsin? Çalgıcı Bekir'in sipsici oğlu. Lafını bil de konuş kadın. Muhtar oğlu benim oğlum. Anlı şanlı muhtarın oğlu. İki aylık muhtarlı ne olur lan? İki aylık. Muhtarın ya, sen ona bak. Amanin. Oğlum açlıktan kıvranıyor, ben laf yetiştiriyorum adama. Şimdi sana ekmek getiririm. Bana ekmek değil, Sülbiye'mi getir ana. Sülbiye. Sülbiye bu eve ya gelir ya da ben açlıktan ölürüm. Ana. Açım. Açım ana. Ben diyorum ki arkadaşlar, düğün salonunu buraya yaptıralım. İrfan Bey de gelince şey yaparım. Biz de ona deriz ki biz buraya bir düğün salonu yapmak istiyoruz diyelim, olma mı? Olmaz. Sen kimsin de aklına göre iş yapıyorsun? Mühür ben de. Muhtar mühürü bana verdi. Ben ne dersem o olacak. Ben buraya düğün salonu yapılacak diyorsam yapılacak. Ben de diyorum ki yapılmayacak. Ya sen ne karışıyorsun? Muhtar değilsin, ağza değilsin. Sana ne oluyor? Babam bu köyün ağasıydı. Kocam da ikinci ağza. İyi. O zaman gelsin onlar şikayet etsin. Heh. Bana bak Çalgıcı Bekir. Attırma tepemin tasını. Gaydınlı Fadime gibi yolarım saçını başını. Buraya düğün salonu yapamazsın. Ya niye yapamayacağım ya? Burası mera yeri. Yapacaksan muhtar yapar. O da köylüye danışarak yapar. Sana ne oluyor?
Hem bize danıştın mı? Danıştım tabii. Arkadaşlar ben size sormadım mı? Buraya düğün salonu yaparım demedim mi? He demediniz mi siz de ha? Dedik. Karlara sordun mu peki? Karlara ne soracağım? Köylü karlar ne anlar bu işte? Sen ne anlarsın gıgıycığım? Senin anladığın bir çalgıyla bir de kaldı. Bir de geçmiş köyün başına bilip bilmeden veriştiriyorsun lafları. Ayağını denk al Bekir. Biliyorum. Sülbiye'yi vermediğim için bana inat ediyorsun. O türküyü inadıma inadıma habire söylüyorsun. Bu düğün salonunu da onun için açmak istiyorsun. Senin ne tilki olduğunu bilmem mi? Neyse ne? Sen elinin hamuruyla erkek işine karışma. Yürü. Karışacağım Bekir. Öyle bir karışacağım ki göreceksin. Ne diyordun? Ulen çalgıcı. Sen daha Kezban yengeyi tanıyamamışsın. Sana muhtarlık ettirirsen bu köyle. Gör bakalım el mi yaman bey mi yaman. Selamun aleyküm. Tövbe. Selamun yeter derler. Başını tulumba gibi eğit durma salak. Oğlum tombak. Ne edip edip sülbüye kaçırmalıyız. Anladın mı? Ercep. Nereye gittin lan yine salak? Buradayım. Ne yapıyorsun lan orada salak? Çiçek toplayacak. Hacı harime. Yürü lan gidiyoruz. O benim. Ha senin senin. Oh. Salak. Salaksın oğlum sen salak. Bu Hacer'im ha. Bu da Hacer'im için. Ercep Cep Cep. Üzüm getir Cep Cep. Ben yiyeyim sen bak senin adın Tombi. Bana tam vakti mi? Hadi gidin buradan. Hadi. Gel. Gel. Hacer'im. Nasıl gidiyor amcaoğlu? Ne var ne yok? Vallahi bütün köylüye söyledim. Amcaoğlu Burhan açlık grevine girmiş dedim. Ya Sülbiye gelir yanına kadar dedim. Ya da amcaoğlu ölür gider dedim. Evvela kimse inanmadı ama... Babanla anan da aynı lafı edince... Yok, yok ben bu işten vazgeçeceğim. Olmaz! Açlıktan öleceğim be. Sülbiye için yapıyorsun oğlum. İnsan sevdiği için canını verir ya. Greve devam. Bak göreceksin Kezban yenge insafa gelecek. Kızını senin yanına getirecek. Aha, buraya yazıyor. Demedi deme. Ya bir lokma bir şey yesen bari. Olmaz! Asla! Sevdiğin için sabret be amcaoğlu. Tamam. Aferin. Bak bir filmde görmüştüm. Adam senin gibi açlık grevine girmişti. Sevdiği ertesi gün damlamıştı yanına. Benimki damlamadı ama. Damlar, damlar. Sen sabret amcaoğlu. Kanam, karnım. Sabret amcaoğlu. Karnım. Alo, Hatice, kız sen misin? Bak ne diyeceğim, bu akşam bize kadar gelsene, davet veriyorum. Heh, tamam, bekliyorum, hadi. Söyledin mi lan? Evet, dolaştım ona. Herkese söyledim, gelecekler. Aferin sana. Bana bisiklet alacaksın değil mi? Alacağım, alacağım. Ne zaman? Hele ablalarına göz kulak ol, alacağım. Oluyorum ana. Gözlerimi hiç ayırmıyorum. Daha çok göz kulak ol oğlum. Daha çok göz tamam kulak ana ol. Hadi. Nereden geliyorsun? Kahvedeydim. Herkes sana gülüyor Kezban'ım. Karı başına olmadık laflar söylemişim Bekir'e. Söylerim tabii. Daha neler söyleyeceğim. Ha Kezban. Ne? Bu bizim Burhan var ya. Açlık grevi yapıyormuş. Açlık grevi mi? Ya Sülbiye yanıma gelir yoksa açlıktan ölürüm diyormuş. Gebersin koca domuz. Öyle deme Kezban'ım. Ya hakikaten geberirse. Aman Salim sen de pek safsın. Sizle oyun oynuyor o sipsi suratlı. Onun midesine ne kadar düşkün olduğunu bütün köylü bilir. Göreceksin bak. Koyası nasıl çıkacak meydana. Hem sana ne? Thank you.
Çocuk gibisin vallahi Bekir. Durmadan mühür basıyorsun. Ne işe yarıyor? Elim alışsın kız. Muhtarlığı pek sevdim. Önümüzdeki seçimlerde adaylığımı koyacağım. Muhtar olacağım. O zaman görsen beni. Hey hey hey! Ne olacak bu çocuğun hali? İyi olacak. Merak etme, vazgeçer. Önüne bir tepsi yemek koy. Dayanamaz yer. Koydum, yemiyor. Yer, yer. Yok. Sabredeceğim. Sülbiyem için sabredeceğim. Aman. Benimki de delilik. Yiyeceğim işte. Canım. Bir kenarından böyle belli etmeden alırsam... İstemiyorum. Alın gözümün önünden. Ben Sülbiye'mi istiyorum. Sülbiye. Aman yavruma. Elini bile sürmemiş. Etme böyle Burhan'ım. Al birkaç lokma. Sülbiye'mi istiyorum. Bunu da alayım buradan madem yemiyor. Aslında kalsaydı. Yani... İyi olurdu. Daha fazla acı çekerdim aşkım için. Daha fazla acı, ızdırap. Ah Sülbiye. Yok yok oğlum, sana dayanamam. Tezi yok Kezban'a gideceğim. Yalvarıp yakaracağım. Bu iş kötüye gidiyor. Git ana, bir an evvel git. Yoksa Burhan'ın gidecek öte tarafa. Ah Sülbiye'm. Açım. Bugün kasabaya kadar indim. Baktım güzel güzel yazmalar. Dayanamadım bir sürü aldım. Rahmetli babamın hayrına dağa kayım dedim. Bu senin Raz. Bu senin Hatice. Sağ ol. Bu da senin. Sağ ol. Bu da senin. Rahmetli babam pek severdi hayır etmeyi. Pek de güzeldi. Köylülerini pek severdi. Ah babama. Gel de bak köy kimlerin eline düştü. Sen de al. Sen de al. Sen de al. Sağ ol. Çalgıcı Bekir'in ettiğini duydunuz değil mi komşular? Duydum. Başımıza iki günlük muhtar oldu. Köye gelen kısmetleri nasıl çarçur edip duruyor? Çalgıcı kısmı ne anlar idareden muhtarlıktan? Bizim adamlara da bir şeyler oldu. Biri çıkıp da Çalgıcı Bekir'e bir laf etmiyor. Ağızları dilleri mi tutuldu ne? Vallahi o şehirli adam köyümüzü köy saymış, bir hizmet etmek istemiş. Emme senin gıygıcı kalkmış düğün salonu yapmaya kalkıyor. Nemize gerek düğün salonu? Bak hele şuna bak. Sanki köy babasının köyü. Allah için söyleyin komşular. Bu köyün düğün salonuna mı ihtiyacı var yoksa çamaşırhaneye mi? Çamaşırhaneye. Çamaşırhaneye değil mi? Çamaşırhane. Köyde hepiciyi hepiciyi 6 tane düğün olurken her evde her gün çamaşır yıkanıyor. Evet hepici onu. Çamaşırhane olursa ne olur? Hepiniz rahat etmez misiniz? Emme Kezban evimizde çamaşır makinalarımız var. Aman kimin var? Senin var, benim var. Köyde 3-5 kişinin var. Onların var mı? Yok. Köyün yanından da dere akıp duruyor. Dere akıyor emme, köylü bakıyor. Kaç kişi şu derenin suyundan faydalanalım diyor. Diyeceğim şu komşular. Köyün kadınları el birlik edelim. Çalgıcı Bekir'in karşısına dikilelim. Veriştirelim lafı. Hem karı kısmı kimdir gösterelim. Hem de köyümüze düğün salonu değil çamaşırhane açtıralım. Ne diyorsunuz? Çamaşırhane.
komşular. Yarın öğleyin hepimiz köy meydanında toplanacağız. Anlaştık değil mi? Kezban oğlu mu Burçar? Burhan'ım ölüyor. Burçar oğlu mu? Açlıktan ölecek merhametim. Sülbiye'yi gönder. Gelsin ekmeklersin eliyle. Bana ne ya? Elim yok ağzım yok. Yesin kendisi. Ben öyle oyunlara gelmem. Benim adım Kezban. Ben de oğluna kanacak göz var mı hiç? Ben de oyun zannediyordum. Del, vallahi del. Yavrum eridi bitti, yardım et. Bak ayağına kadar geldim. Hem de bütün köylü karıların yanında sana yalvarıyor. Gel inat etme, bir büyüklük yap. Rahmetli ağababanın hatırına oğlumu kurtar. Yarın görüşürüz komşular köy meydanında. Görüşürüz. Hadi gidelim. Hadi kardeşim. Hadi gel. Yüzünü al. Hadi ağlam. Ağlam. Oğlum. Buradayım. Selamun aleyküm Kezban yenge. Bak sana ne diyeceğim, gel seninle bir anlaşma yapalım. Sen kızını benim oğluna ver, ben de senin dediğini yapayım. Buraya düğün salonu açmaktan vazgeçeyim. Ha? Bana bak Kezban yenge. Burada kimi bekliyorsun? Birazdan anlarsın Anya'yı Gonya'yı. Nerede kaldı bu karılar? Ölüyorum. Ah ölüyorum. Ah. Bir lokma ekmek. Bir lokma ekmek ver ya. Oğlum acıktım. Dayan oğlum, dayan. Yüzdük sonuna geldik. Az daha dayan. Ya dayanamıyorum, ölüyorum açlıktan. Şşt. Duyacaklar şimdi. Şşt. Hadi bana bir ekmek getir ha. Dayan dedim. Bütün köylünün haberi var. Her yerde senden bahsediliyor. Bugün yarın köylüler Kezban yengeyi sıkıştıracaklar ve Sülbiye'yi yanına getirtecekler. Vallahi. Ah ölüyorum. Ah. Sülbiye için ölüyorum. Ah. Sülbiye'm. Ah, ölüyorum. Ah. Sülbiye'm! Ya Sülbiye'm için ölüyorum! Aferin, işte böyle. Ha? Git ekmek getir. Biliyor musun Hacer kardeşim? Burhan'la hep burada konuşurduk. Bana çiçek verirdi. Güzel laflar ederdi. Ama şimdi ölüyor. Açlıktan ölüyor. Ben gidip bir yudum su veremiyor. Bir lokma ekmek yediremiyor. Ben gideceğim, dayanamıyor. Allah aşkına derler mi abla? Anam vallahi gebertir seni. Elin evine gidilir mi hiç? Ya Burhan ölürse ben ne yaparım? Aman merak etme, bir şey olmaz. Hem bir insan bir ay açlığa dayanabiliyormuş. Daha 5 gün oldu. Bir şey olmaz, merak etme sen. 5 gündür aç. Benim yüzümden. Benim yüzümden ölüyor. Bense burada oturuyorum. Ercem, bundan iyi fırsat olmaz oğlum. Sülbiye'yi bu sefer kaçıracağız. Sen şimdi oraya gideceksin. Cemal'i oyalayacaksın. Hacer de yanına gelecek. Tamam mı? Hadi lan. Yürü. Tamam abi. Ercem. Al bu balıkları. Cemal'e ver. Hadi hadi. Selamun aleyküm Cemal. Sana balık vereyim. Ver. Al. Bu tane. Bu ne kadar büyük? Abla bak balık. Balık. Ne
Kışır Avni! Atma lan! Yapma lan! Ana! Yapma lan! Oğlum atma lan! Göster hocam gününü! Gelme demedin mi lan? Ulan sen! Ulan atma lan! Kaçmasana! Allah! Dur lan! Oğlum yavaş et! Avni abi! Avni abi! Görüyorsunuz değil mi? Müdür bende. Bundan sonra muhtar benim. Anladınız değil mi? Ha. Kezban yenge, sen hala burada mısın? Allah Allah! Sen kimi bekliyordun? Karların hiçbiri köy meydanına gelmedi. Sülbiye'yi burada göndermiyorum diye yüzme bire bakmayacaklarmış. Kezban! Göndermem! Göndermem! Kezban! Kezban! Açım! Açım ana! Ana açım! Ana! Yeter gari yeter! Hep senin bu inadın yüzünden! Git ver mühür onlara! Gelsin oğlumu kurtarsınlar! Sağır mısın lan? Oğlumu söylüyor! Kurtar oğlumu! Sen nasıl babasın? Biricik oğlumuz ölürken sen bir şey yapmıyorsun. Git Kezban'a. Sen gidersen, mührü kocasına falan verirsen belki inadından vazgeçer. Bir babalık et ne olur sanki. Tamam gidiyorum. İnsaniyet namına yapıyorum bunu. Yorsam kız falan vermiyorum. İnadımdan vazgeçmiyorum. Git ekmek at önüne de dirilsin oğulları. Kezban! Sen de girseydin geç içeri. Hayır, adımımı bile atmam. Çabuk gel kız, hadi! Ana! Ölüyorum ana! Ana ölüyorum! Ana ölüyorum, ölüyorum. Sülbiye'yi istiyorum. Sülbiye'yi istiyorum. Sülbiye, çabuk ol kız. Benim hatırım için ye, ne olur. Hadi kalk, hadi. Kalk. Sülbiye? Gitti, anası götürdü. Ye oğlum, ye, ye. Hadi oğlum, ye, ye. Oğlum bana presafet derler. Hepsi numaraydı. Bak işte, Kezban yengeyi bile oyuna getirdim. Açlık grevini ben yaptırdım. Kezban yenge gelecek dedim, geldi. Daha ne filmlerim var benim, hey! Sülbiye!
Hacer! Neredesiniz kız? Çamaşırhane istiyoruz. Hadi ne bekliyorsun, gel. Hadi gel de gel. Gel Kezban, gel. Çamaşırhane istiyoruz. Hadi ne bekliyorsun Kezban, gelsene. Bu köyde karılar kimiymiş anlarsınlar. Tamam tamam, geliyorum. Arkadaşlar, İrfan Bey bugün yarın gelir. Ona güzel bir ziyafet çekelim. Koyun keselim, öyle değil mi? Adam onca iyilik ediyor. Altta kalınmaz tabii. Doğru söylemiyor mu? Doğru diyor muhtar. Doğru diyor. Düğün salonu temelinde artık gelecek hafta atarız ha? Dur bakalım gıygıycı. Kim dedi sana düğün salonu açılacak diye? Biz çamaşırhane istiyoruz. Düğün salonu. Çamaşırhane. Düğün salonu. Karar verildi, mühür vuruldu. Düğün salonu. Biz de diyoruz ki o adam gelince ona söyleyeceğiz, çamaşırhane istiyoruz. Düğün salonu. Çamaşırhane. Düğün salonu. Çamaşırhane. Düğün salonu. Çamaşırhane. Düğün salonu. Çamaşırhane. Düğün salonu. Düğün salonu. Çamaşırhane. Düğün salonu, düğün salonu. Düğün salonu. Çamaşırhane. Düğün salonu. Çamaşırhane. Çamaşırhane, çamaşırhane. Çamaşırhane. Düğün salonu, düğün salonu. Çamaşırhane. Düğün salonu. Çamaşırhane. Çamaşırhane. Yok, hayır, olamaz. Olamaz. Burası benim köyüm. Benim kahvem olamaz. Benim çocukluğumda köylüler kavga etmezdi. Birbirlerine saygılıydı. Büyük küçük sayarlardı. Yok. Hayallerimdeki köy ölmüş. Üzgünüm. Vadimden dönmek zorundayım. Hizmetimi bu köye değil, başka bir köye yapacağım. Kavga eden, inatlaşan, birlik olmayan bir köye bir çivi bile çakamam. Nice köyler var hizmet bekleyen. Oralara giderim. Çek. Hep senin yüzünden. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Hep senin yüzünden. 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 Bir aha orada. Bu sefer kaçıracağız. Nereye? Erce. Hazır köyde kimse yok. Kezban yenge de yok. Hadi yürü lan. Yürü. Hmm.
Sülbiye yengemizi kaçırmaktan başka çaremiz kalmadı. Bu sefer iyi plan yaptım. Filmlerdeki gibi. Boşu boşuna aç kaldım desen. Ulan kıymetimizi bil. Benim numaram sayesinde Sülbiye'yi ayağına getirdim. Neyse sus. Herkes köy meydanında. Kimsecikler yok. Sülbiye'yi kaçıracağız. Nereye saklanacağız? Gel, bir bildiğin var elbet. Gel. Ne işiniz var lan burada? Bizim niye? Git lan salak. Sana ne lan? Senin ne işin var lan burada? Senin ne işin var lan burada? Senin ne işin senin var? Senin ne işin var? Senin? Ha, senin ne işin var lan? Ne diyorsun sen lan? Al. Şşş. Aç kapıyı. Cemal, aç kapıyı. Bekir mektupta. Söylesen ya. Ne yazıyor mektupta? Hadi okuver. Arkadaşlar. Arkadaşlar diyor ki muhtarlıktan istifa etmiş. İstifa mektubunu da kaymakama vermiş. Yani sizin anlayacağınız bir seçim yapın muhtarınızı seçin diyor. E bundan da anlaşılacağı üzere benim muhtarlığım 2 aylık değil temelli olacak. Çünkü seçimlerde ben muhtarlığa adayım. E benden başka aday olan var mı? Benim de sorduğum soruya bak. Ya benden başka kim aday olabilir? Kim bu köyde muhtarlık yapabilir değil mi? Hadi hoş hoş ben yaparım. Kezban yenge. Ben de muhtarlığa adayım. Yenge yenge Kezban yenge. Muhtarım oldum Kezban yenge. Çöz. Önümüze baksanıza lan. Kalk şuradan kalk çekil. Çek. İnip gelir irmeden, penceresi dilmeden, geldi geçti gülmeden, dargın mısın Kezban yenge? Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldum Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, adam oldum Kezban yenge. Ver şunu kız. Kimisi oyuna kızar, kimisi pop müzik çalar. Vıdımızıcı kapağı bozar. Ağzına konuşuyor kimisi kız. Kimi de yanlış yola kapar. Az olan konuşuyor, az olan konuşuyor. (Gülüyor)
çalar, kimisi pop müzik çalar, mıdır mıdır kapağı bozar. Az olan konuşuyor, kimisi kız açlık yapar, kimisi paraya kapar, kimi de yanlış yola kapar. Az olan konuşuyor, az olan konuşuyor. Yenge, yenge, kezban, yenge.